Merhabalar. Bugün elime Asus bir laptop geldi. Şöyle bir şikayet var. Birlikte okuyalım. Laptopu hiç daha şu anda açmadım. İçini de sökmedim. Demiş ki üzerinde yeni klavye var. Evet, yeni bir klavye var ama kötü takılmış. Bunlar puntolu klavyeler. Bunun takımını da belki ileride gösterebilirim. Şöyle göstereyim. Tuşa bastığınız anda klavyenin tamamı oynuyor. İyi oturtulmadığı için oluyor bu. Bazı tuşlar böyle havada, bazıları ise gördüğünüz gibi daha şuraya yakın. Yani şöyle bastığım zaman bütün klavyenin şeyleri oynamaması lazım. Takılıyken eskisi gibi L, K, Ö, 8, Numlock işte bilmem ne tuşları çalıştırmıyor. Açarken mouse filmi yırtıldı demiş. Buradaki flex kablodan bahsediyor. Şimdi bu en çok aranan bu modellerdeki sıkıntı bu flex kablonun özellikle power'ında şuradaki. Yırtılması durumu oluyor. Çünkü uzun ve katlanarak geldiği için sök tak zamanla yırtılabiliyor veya yolları kopabiliyor. Bu durumda da nasıl bir şey yapacağız? Onunla da ilgili bir yol izleyelim. Onu da göstermek istiyorum. Şimdi burada bir avametreyi falan açmaya gerek yok. Güç kaynağını açtım. Şöyle bir takayım. Şöyle bir açalım laptopumuzu. Birlikte bakalım. Bu da yani hiç kesmeyeyim bunu da. Şöyle nişan kaplumbağalı. Enteresan bir arka plan. Şöyle pardon şurayı bir kapatayım. Şöyle Windows R'ye bastığımda köşeden bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 basmıyor şu an. 9, 10, 9, 0 pardon. Burayı kapatalım. Bunu IO chip yazma programıyla da test edebiliriz klavyeyi. Ama zaten eskisi de aynı sorunmuş, bu da aynı sorunmuş. Burada direkt aklınıza önceden beri videolarımı izliyorsanız gelen şey doğru şey. Fakat izlemiyorsanız eski videoya özellikle de IO Controller videosuna bakmanızı tavsiye ederim. Sağ üstte koyacağım. I da basmıyor. Şöyle fazla uzatmayayım. Hangi harfleri demiş? I, K, Ö. K'ya bakalım. Şöyle tutayım. J basıyor. K basmıyor. Ö de basmıyor. Dediği gibi aynısı gidiyor vesaire vesaire. Şimdi burada önce bir sökeyim laptopumuzu. Direkt nereye bakacağız? Hep birlikte görelim. Evet, şu an kartımızı söktüm. IO Controller videosunda da anlattığım gibi yetkili abimiz burada IO çipimizi değiştireceğim direkt. Hani tabii direkt buraya yönelin dedim ama ne bileyim bir klavye konnektörünün oraya bir bakın tabii ki. Ondan sonra yani bir etrafı göz gezdirin hiçbir şey yoksa direkt buraya yönelin. Bir de bir tavsiyem daha olacak. Bazı IO çiplerde böyle iki, bir iki bacakta böyle oksit gibi bir şey görürsünüz. Aslında bu oksit değildir, soğuk lehim olmasıdır. Yani zamanla lehim artık voltajdan dolayı oksitli gibi bir hal alıyor. Bu çok karıştırılıyor. Böyle durumlarda ya hani işte şurasını tamir ettim de şuraya da gelmişken bir iki lehim atayım demeyin. Yoksa makine elinizde kalabilir. Bu tavsiyem olsun. Onun dışında şurayı bir sökelim. Şöyle bir sökelim. Şimdi baktığımda şurada bir hafiften bir sıvı teması görüyorum. Şöyle. Yani bu bacakları şimdi lehimle yenileyebilirim. Bu HDMI'ın büyük ihtimalle kontrolü için MOSFET'ler var. Burası tabii ki bunu etkilemez IO çipimizi. Buraya da sonra yaparım yani. Çok böyle nasıl diyeyim? Müşteri kullanmıyorsa sorarım ben kendisine. Tabii ki der o da yani yapılmışken hepsi olsun diye. Buraya eğer HDMI ile bir işi yoksa çok fazla burayı kurcalamayı düşünmüyorum açıkçası. Ya da bir bakacağım tam olarak. Lehim tazeleme işlemi yapabilirim. Şimdi IO çipimizi sökelim. Modelini ITE 8517E'ymiş. Bunu artık yakınlaştırmıyorum. Hani siz de gördüğünüz için nasıl söküldüğünü çok kez gösterdim. Şöyle biraz ısıtmaya başlayalım. Hiçbir şekilde flux falan vesaire bir şey sürmüyorum şu anda.
Önce ısıtacağım, sonra bir köşeye yoğunlaşacağım. Cımbızla gene girip kaldıracağım. Şöyle havyamı da açayım bir yandan. Şimdi burada bir sıvı teması olmadığı için IOTP sökme ve videomda bacakları böyle tek tek havya ile çekiyorum. Burada öyle bir şey yapmayacağım. Demiştim orada da hani sıvı teması falan yoksa hiç uğraşmıyorum diye. O yoldan göstermiş olayım. Şimdi şuraya bir yoğunlaşalım. Tamam. Şu an hafiften o bölge kalktı. Buradan sonra hiç zorlamanıza gerek yok. Ya böyle vakumlucumuzda falan sökmeye falan hiç gerek yok yani. Şimdi gelecek zaten. Evet. Olay budur. Şunu bir köşeye alayım. Şuradan bir saniye yenisini bulayım. Şurayı bir keseyim. Şu an bayağı karışık burası. Şunun yenisini bulayım bir hemen takalım. Evet. Şimdi burada yeniden bir bacak dizme hareketi değil de şöyle bir şey yapacağız. Flaksla sürüp şöyle ısıtacağım ki bütün bacaklar bir toparlansın. Böyle olduğu zaman da zaten hani bacakların değmeme ihtimali çok daha azalıyor. Şöyle bacakları, aslında bunu tam sıcakken yapmak daha mantıklı da şu an biraz daha uzayacak iş. Şöyle bacaklar kendine bir gelsin. Şöyle göstereyim. Şu an böyle fabrika çıkışı gibi oldu. Normalde de böyle oluyor. Atıyorum robot gelirken buraya boştaysa bu şekilde yükseltiler var. Oraya direkt gelip takıyor. Hiza aldı tabii ki. Şimdi burada takarken flux'ı çok kaçırmamak önemli. Hatta biraz soğumasını da beklemenizi tavsiye ediyorum. Ben direkt tabii yapayım şu anda. Flux'ı çok kaçırırsanız veya ısı tabancanızın air'ı yani üfleme air'ı yüksek olursa bu çip direkt buradan kayıp gider. O yüzden takarken geriye ilk önce üfleme air'ını böyle sıfıra yakın yapacağım. Sonradan arttıracağım. Şöyle. Bu ortalama işlemi tabii birazcık gıcık olabiliyor. Burada aslında işte soğukken sürmek lazım. Flux'ı ki şöyle bir yapışkan bir hale alsın. Sıcakken sıvı olunca çok rahat kayıyor. Tamam. Şimdi güzel. Şimdi burada air'ı çok kısıyorum. Hatta 1'e getirdim neredeyse. Açlıyoruz. Ya aslında air açık olsa da yani şu mesafeden tutmakla şu aynı hesaba gelir. Bunlar tabi böyle zamanla tecrübe edilecek şeyler. Şöyle birkaç bacağın yani bir şu taraf bir de şu tarafın oturmasını sağladıktan sonra yapacağımız hareket cımbızla bastırıp iyice sağlamlaştırmak olacak.
Şöyle ufak bir dokunayım. Tamam. Yani sürekli aynı yere tutmayın, yoksa ayı çip bozulabilir. Airimi açıyorum. Birazcık daha flak süreyim. Şimdi yapacağımız hareket çok da bastırmadan şöyle tam ortadan şöyle hafif de bastırıyoruz cımbızımızla. Bacaklar oturacak şimdi. Oradan gözüküyor mu bilmiyorum da şu an tek tek oturduğunu görüyorum bacaklarım. Şöyle. Tamam, bu kadar. Ayı çöpümüzü değiştirdik. Şuraları falan temizleyeyim artık. Buraları göstermeme gerek yok. Artık hani bunları da çok gösterdiğim için belki ilerleyen videolarda göstermem artık daha değişimini falan. Şimdi sizi bekletmemek adına şurada bir keseyim bakalım klavyemiz çalışıyor mu çalışmıyor mu görelim. Evet, şu an güç kaynağı açık. I/O çipimizi değiştirdik. Start'ı da verdim. Hangi tuşlar basmıyordu? I, K, I vesaire gidiyor. Şöyle yapayım bakalım. Canlı canlı görelim. Çalışıyor mu? Hangiler çalışmıyordu? I. Şu an bir dakika. Şunu bir ayarlayayım. Evet, I'ya bakıyoruz. Çalışıyor. Bir sıkıntı yok. K'ya bakalım. O da çalışıyor. 8 tuşu. O da çalışıyor. Num noktaki 8 demiş. O da çalışıyor. Evet, olay budur. I/O çipimizi değiştirdik ve klavye artık çalışıyor. Şimdi en çok bu modeller dediğim gibi flex kablosu power butondan veya touchpad'den çok kolay bir şekilde kaybolabiliyor. Bir de ona bakalım nasıl bir yol edeceğiz görelim. Evet, şimdi burada bir sürü gördüğünüz gibi flex kablomuz var. Karışık. Önce şunu göstermek istiyorum. Buradaki uçlar artık yok olmuş. Nasıl diyeyim, bu tetik de aldırmayabilir. Bu arada böyle takmanızı tavsiye etmiyorum. Bir I/O çipi de uçurabilir. Yani birçok şeye sebep olabilir. Burada ilk dikkat etmemiz gereken şey tabii ki uzunluk. Yani bunun uzunluğuna en yakın kim var? Şu var, şu var. Onun dışında bu flex kabloların milim aralıkları var. 1 milimden başlıyor, pardon, 0,1'den 1'e kadar çıkıyor. Bu yanılmıyorsam 0,2 milim aralık veya 1 milim 0,1 milim aralık olabilir. Bu önemli. Şimdi şöyle yan yana getireyim. Mesela bunların milim aralıkları aynı. Gördüğünüz gibi şöyle de hiza alsam aynısı olabilir. Fakat uzunluk burada şu an benim elimde yok. Onun için başka örnek şuradan göstereyim. Mesela bunlar da aynı. Milim aralıkları hep aynı. Burada şunu yapabilirim. Buradan sayarım kaç tane burada pin var. 1, 2, 3, 4. Atıyorum 8 olsun. Şu an sayamadım da. Buradan da 8 tane sayarım. Şurayı keserim, atarım. İlk bu 8'i. Karşısından da sayarım. Bu şekilde direkt takabilirim. Fakat burada en çok dikkat etmemiz gereken, şimdi bunu şöyle normal düz bir şekilde açtığımda şöyle gözüküyor mu? Gözüküyor. Gördüğünüz gibi tam göremiyorsunuz. Şöyle dümdüz. Burası şu kısım. Buradayken mavi kısım. Burada ucunda pin kısmımız burada. Yani bu ters bir bağlantı şeklinde.
Bununki buradayken, yani bunun şu pini, atıyorum şu en baştaki pini, bunun diğer pinine denk geliyor. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Mesela bu olmaz. Çünkü bunun pinlerin ikisi de aynı yönde. Yani bunun buradaki pini şu en başa geliyor. Bu en önemli nokta. Mesela buna bakalım. Bu da uzunluk olarak gayet iyi gözüküyor. Hatta milimleri de tutuyor. Fakat bu da bir ucu burada. Diğer pin de burada. Bu da olmaz. Bunu da eledik. Sonra bu artık yani bayağı zaten bu iptal olmuş. Bunu geçtik. Bizim kablomuz buradaydı. Bu olur mesela. Bunun arka tarafında, bunun burada ama bu da uzunluğu bizim işimize yaramaz. Şuna bakalım. Bu da zaten iptal olmuş bu da. Bunu da kaybettik. Geriye bir tek bu kaldı. Uzunluk olarak bundan zaten neredeyse iki kat uzun. Fakat bundaki sorunumuz şu. Bunu da şöyle. Bir saniye. Şöyle koyduğumda bunun mavi kısmı burada. İkincisinde de mavi kısım burada. Yani bu da düz. Yani bunun şu en baştaki soldaki birinci pini gene 1'e geliyor. Bundaki birinci pin diğerinin 8. pinine denk geliyor. Şimdi burada nasıl bir işlem yapacağız? Öncelikle bunun tersine çevireceğiz. Elimizde olmadığı için şu an böyle yapıyorum. Normalde şöyle bir kalınlıkta olup da uzunlukta dediğim gibi şuradan 8 pin, işte buradan da 8 pin ayırıp şuraları kesiyorum. Direkt takıyorum böyle kalın bir şekilde. Oluyor. Burada bunun diğer tarafına bir pin atacağız. Bu işlem birazcık sabır gerektiriyor mu? Yani o pin açma işlemi burada önemli olacak. Bir tane de hurda klavyemiz var. O ne işe yarayacak onu da göstereceğim şimdi. Şu mikroskop altında gene göstereyim ki size rahatça görün. Bir oraya bakalım birlikte. Evet, şimdi şöyle uçlara baktığımda şunun ucu daha çok bükülmüş gibi, burayı uçuralım havaya ki diğer taraf daha sağlam. Önce şöyle düz bir kesik atıyoruz. Buradaki düz olması birazcık önemli. Tamam. Şu anda şöyle kestim artık. Şöyle gösterdiğimde bunun, şöyle göstereyim, düz açtığımda bize şurası gözüküyor mu? Bize bu tarafın tersi olan yer lazım olacak. Yani o mantıkla baktığımızda şöyle bir saniye. Bizim şu tarafı açmamız lazım. Bu tarafı açacağız. Şimdi burada sert bir zemine ihtiyacımız var. Şöyle mikroskobu da başlatayım. Önce bir sabitleme işlemi yapalım şuraya. Şöyle bir bant aldım. Şu an gözüküyor mu? Şöyle birazcık netleyeyim bir saniye. Tamam. Şimdi burada bir şöyle keskin bir şey tabii ki işimize yarayacak. Şuradan neyse mikroskoptan görüyorsunuz zaten. Şöyle şuradan başlayalım. Sabırla pinleri kazacağız. Mikroskop şu an netliğini kaybetti. Evet, daha iyi.
Şimdi burada tabii sizi bekletmemek adına gene keseyim. 3, 1, 2, 3 tane şöyle örnek yaptım gördüğünüz gibi. Bu şekilde kazıyalım şöyle bir. Sonrasında ne yapacağız? Bakalım. Evet. Artık kazıma işlemini tamamladım. Biraz tabii ki sabır gerektiriyor. Şöyle göstereyim. Dikkatlice şuradan bantını alalım. Şöyle gözüküyor mu? Evet, olay bu şekilde. Şimdi buradan sonra ne yapacağız? Şurada gördüğünüz gibi mavi bir yer var. Yani şu şekilde takarsanız bunu hiçbir şekilde görmeyecektir. Oturmaz çünkü yuvaya. Şimdi tekrardan çeviriyorum. Şöyle bir sabitleyelim. Bahsettiğim klavye ne işe yarıyor? Klavyenin uçlarında şöyle gördüğünüz gibi mavi yerler var. Gene burada olduğu gibi. Şu kısmını bir alalım. Şöyle yapalım. Şimdi buradan o mavi şeyi elde edeceğiz. Şöyle makasla bunun boyutunda şöyle yapalım. Tamam, makas da kestim. Birazcık kalın oldu. Şurayı bir düzeltelim. Şimdi burada şu fıs fıslı Japon yapıştırıcılar var ya, ondan lazım. Şu Japon'u bir bulayım hemen, bir saniye. Evet, benim Japon kayıplara karışmış. Şuraya biraz B7 ben sıktım. Yani aynı mantık Japon'la. Şöyle fazla taşırmadan, tabi burası önemli. Şuraya şöyle yapalım. Şimdi tabi bunun kuruması birazcık daha uzun sürer Japon'a göre. Gene şundan biraz sıkayım, belki kurur. Olay budur. Bu tabi zaten kuruması dediğim gibi sürer. Şimdi şuranın aynısını burada elde etmiş olduk. Şu şekilde. Yani bundan sonra şuradan tutup kabloyu koyduğumuzda olacak. Bir de en son çalıştığını göstereyim. Sonra bitirelim. Evet. Ninja kaplumbağalarımız artık daha huzurlu. Bütün arızalarını giderdik. Videonun başında da bu çalışıyordu ama tamamen tesadüf eseri. Şu an söktüm taktığımda, yani bir kere makineye söktüğünüzde elinde kalırdı, yani öyle de oldu. Olay bu şekilde. Klavyemiz de çalışıyor. Touchpad'i de hallettik. Bu videonun montajı bayağı bir zor olacak çünkü 5 GB'a yakın olur herhalde. Yüklemesi de zaman alır. Olaylar bu şekilde. Umarım faydalı olabilmişimdir. Hepinize iyi günler dilerim.